Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Orta seviye yüzde problemlerine devam ediyoruz. Kolay seviye arkadaşlar. Basit seviyeyi bitirdik arkadaşlar. Orta seviye işleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar kar zararla ilgili basit seviye, orta seviye işleyeceğiz ve yüzde karla ilgili arkadaşlar ortak bir şekilde yeni nesil problemleri işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim sorulardan başlıyoruz arkadaşlar. İki çantadan birinin fiyatı diğerinin %60'ına eşittir. Bu iki çantanın toplam fiyatı 80 lira ise pahalı çanta kaç liradır diye bize sormuşlar. Arkadaşlar birinin %60'ıymış. Ortada arkadaşlar herhangi bir çantanın fiyatı yok. Olmayan bir şeyin %60 seçilemez arkadaşlar. Öyleyse biz arkadaşlar çantalardan birisini 10 kat olarak belirliyoruz. 10 kat desek de olur, 100 kat desek de olur arkadaşlar. Şimdi pahalı çantayı arkadaşlar biz şu an direkt 10 kat seçiyoruz arkadaşlar. Bu 10 kat pahalı çantanın %60'ı arkadaşlar ne yapar? Sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 6 kat arkadaşlar ucuz çanta yapar. Şimdi biz pahalı çantaya 10 kat derken ucuz çanta arkadaşlar 6 kat. Bu ikisinin toplamının ne olması lazım? Şuradaki 80 lira eşit olması lazım. Öyleyse 10 kat artı 6 kat eşittir 80 lira diyoruz. Buradan arkadaşlar 16 kat eşittir 80 yapar. Her tarafı 16'ya böldüğümüzde kat arkadaşlar bir 5 buluyoruz. Katımız 5 ise pahalı çantamız 10 kat olduğu için 10 çarpı 5 arkadaşlar cevabımız 50 yapar. Arkadaşlar yani soruları anlatmasam bile soru arkadaşlar seçilen soruların sırası arkadaşlar gayet anlaşılır bir şekilde. Yani konuyu ben hiç anlatmasam, direkt çözümlerini yapsam arkadaşlar, sesim gelmese bile seçilen sorular arkadaşlar konunun anlaşılması için gayet arkadaşlar yerinde seçildi. Yani içiniz rahat olsun arkadaşlar, yüzde problemlerini orta seviye arkadaşlar bu video ile beraber inşallah öğreneceksiniz. Şimdi geldik diğer soruya. Bir kümeste tavuk ve hindiler bulunmaktadır. Bu kümesteki hayvanların %40'ı tavuktur. Tavukların sayısı hindilerin sayısından 12 eksik ise kümeste toplam kaç hayvan vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi kümesteki hayvanların %40'ı tavuk demiş arkadaşlar. Kümeste kaç hayvan var belli değil. %40'ını hesaplamam lazım. Olmayan bir şeyin %40'ı arkadaşlar hesaplanmaz. Öyleyse biz bu kümesteki hayvanları seçmeliyiz arkadaşlar. 10 kat seçelim arkadaşlar hayvan sayısına. 10 kat diyelim. 100 kat desek de olur. 100 kat dersek yalnız arkadaşlar kesirli sayılarla uğraşabiliriz. Onun için 10 kat diyorum. Hani 45, 55, 65, 52, 53, 72 gibi sayılar olursa 100 kat seçin arkadaşlar. Onun dışında 10, 20, 30, 40, %50, %60, %80 gibi sayılar varsa arkadaşlar direkt 10 kat seçebilirsiniz siz bütünü. Arkadaşlar 10 kat hayvan var dedik. 10 kat hayvanın %40'ı tavukmuş. 10 kat çarpı 40 bölü 100'den 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır yukarıdan gitti. 4 kat arkadaşlar ne var burada? Tavuk var. Arkadaşlar toplamda 10 kat hayvan var. 4 katı tavuksa geriye kalanlar 6 kat arkadaşlar hindi yapar. Hindi. Şimdi arkadaşlar tavuklar hindilerden 12 eksikmiş. Öyleyse hindiler fazla, tavuklar az. Ben şu 6 kat hindiden 4 kat tavuğu çıkarırsam cevabın 13 olmasının gerektiğini biliyorum. 2 kat buradan 12 yapar. Her tarafı 2'lere bölersek arkadaşlar katımız 6 yaptı. Kat 6 ise kümeste kaç hayvan vardır? 10 kattı. 10 çarpı 6'dan cevabımız 60 yapar arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Yaş üzüm kuruyunca ağırlığının %30'unu kaybediyor. 42 kilogram kuru üzüm elde etmek için kaç kilogram yaş üzüm kurutulmalıdır demişler bize. Arkadaşlar yine yaş üzümün %30'u kayboluyormuş. Yaş üzüm ortada yok. Olmayan bir şeyin %30 hesaplanamaz. Öyleyse biz yaş üzümü seçelim. Yaş üzüm arkadaşlar 10 kat olsun. 10 kat. Bunun arkadaşlar kurusun %30'u gitsin. Hemen %30'unu bulalım. 2 sıfır aşağıdan 2 sıfır yukarıdan gitti. 3 kat arkadaşlar gitti. Geriye kaldı arkadaşlar kuru üzümler kaldı. 10 kat yaş üzümdü. 3 katı kuru da arkadaşlar kuru üzüm
Ne yapar o zaman? 7 kat mı yaptı? Arkadaşlar 7 kat biz kuru üzüm var derken soru ise bize 42 kilogram kuru üzüm var diye. Öyleyse 7 kat kuru üzüm 42'ye eşitmiş. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde kat arkadaşlar 6 yaptı. Katımız 6 ise bizim yaş üzümümüz arkadaşlar 10 kattı. 10 çarpı 6'dan yaş üzüm arkadaşlar 60 kilogram olmalıdır diyoruz. Geçiyoruz diğer sorumuza. Her ay maaşının %15'ini biriktiren Adnan 6 ayda 1800 lira biriktirdiğine göre Adnan'ın maaşı kaç liradır diye sormuşlar bize. Adnan'ın maaşı yok. %15'ini hesaplamam lazım. Öyleyse ben Adnan'ın olmayan maaşını biz belirleyelim. Adnan'ın maaşı arkadaşlar 100 kat olsun. Çünkü 10 kat dersem arkadaşlar %15'ini hesaplarsak 1,5 kat yapar. Kesirli sayıyla uğraşmayalım. Adnan'ın maaşı 100 kat olsun. 100 katın arkadaşlar %15'i birikiyormuş. Acaba %15 kaç bulunur? Alttan 2 sıfır, üstten 2 sıfır. 15 kat birikiyor. Kaç ay biriktirmiş Adnan 15 kat, 15 kat, 15 kat? 6 ay biriktirmiş. Öyleyse 6 ay biriktirirse Adnan 90 kat para biriktirir. Biz 90 kat para birikti derken soru ise bunun 1800 lira olduğunu söylemiş. Öyleyse arkadaşlar 90 katı biz 1800 liraya eşitliyoruz. Her tarafı 90'a böldük. Arkadaşlar katımız buradan 20 yapıyor. Kat 20 ise maaşı artık bulabiliriz. Çünkü maaşımız 100 kattı. 100 çarpı 20'den arkadaşlar maaşı Adnan'ın 2000 liraymış. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. %60 dolu olan bir deponun içindeki suyun %60'ı kadar su ilave edilirse deponun yüzde kaçı boş kalır? Arkadaşlar depo var %60'ı dolu ve biz bu dolu kısmın %60'ı kadar bir daha su ekliyoruz. En son durumda acaba yüzde kaçlık kısım boş kalır deniyor arkadaşlar. İki defa %60 alacağım için ben depoyu arkadaşlar 100 kat seçeyim. Depo 100 kat olsun. Yüz katın arkadaşlar %60'ı neymiş? Doluymuş. Hemen alttan 2 sıfır üstten 2 sıfır 60 kat dolu. Zaten 100'ün 160 60 kat yapar. İsteyen direkt 60 kat da söyleyebilirdi arkadaşlar. Şimdi bu 60 kat dolu kısmını arkadaşlar bu dolu kısmın %60'ı kadar daha ekleyeceğiz. Yani 60 katın %60'ını buluyorum bu sefer. 2 0 2 0 36 kat daha ekliyorum arkadaşlar. 36 kat daha gelirse arkadaşlar şöyle burası 60, 36 daha 96 kat su olur. Geriye kaldı 100 katı için 4 kat kaldı arkadaşlar. 4 kat boş. Bize bunun yüzdesini sormuşlar. Diyoruz ki 100 kat depoda 4 kat boş yer varsa yüzde olarak ne çıkar diyoruz. K'lar gitti, yüzler gitti. X arkadaşlar %4 yaptı. Geçiyoruz diğer sorumuza. X ve Y tam sayı olmak üzere X ve Y tam sayı olmak üzere A, X sayısı Y'nin 120'sine eşittir. X artı Y 60 ise X kaça eşittir diye sormuşlar bize. Madem ki arkadaşlar X sayısı Y'nin 120'sine eşittir. Y çarpı 20 bölü 100 diyorum. Arkadaşlar burada 100 kat 50 kat seçmemize gerek yok. Zaten sayılar belli. Şimdi ben sadeleştirdiğimde sıfırlar gitti. 2 bölü 10, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. Çapraz çarptığımda y eşittir arkadaşlar 5x yaptı. Y'miz arkadaşlar 5x'e ben gidip denklemde y'nin yeni ismi 5x'i yerleştiriyorum. X de burada var. Eşittir 60. 6x 60 oldu. Her tarafı 6'ya bölersek x arkadaşlar 60 bölü 6'dan 10 bulunur arkadaşlar. Bir kümesteki hayvanların %25'i tavuk. Geri kalanlar ise tavşandır. Tavşanların %20'si ise siyah ise siyah tavşanlar tavukların yüzde kaçıdır demişler bize. Arkadaşlar kümesteki hayvanların %25'i tavukmuş. Olmayan bir hayvan sayısının %25'ini hesaplayamayız. Bari hayvanlar arkadaşlar biz %25'ini hesaplayacağımız için 100 kat diyelim. Hayvan sayısı 100 kat arkadaşlar. Bu 100 katın 125 tavuksa tavuk sayısı arkadaşlar ne yapar? Direkt 25 kat yapar ama biz uzun uzun gösterelim. 100 kat çarpı 25 bölü 100 diyoruz.
25 kat arkadaşlar tavuk var. Geri kalanlar tavşandı. Biz 100 kat hayvan seçmişiz. 25 katı tavukmuş. Geri kalanlar tavşansa 100'den 25'i çıkarırsak geriye tavşanlar 75 kat kalır arkadaşlar. Bu 75 kat tavşanın da arkadaşlar %20'si siyahmış. Hemen %20'sini alıyorum ben bu tavşanların. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. 75 bölü 5'ten arkadaşlar 15 kat yapar. 15 kat siyah tavşan. Arkadaşlar biz bu siyah tavşanlar şu tavukların yüzde kaçıdır diye merak ediyoruz. Tavukların içerisinde 25 tavuğun içerisinde 15 tane tavşan acaba yüzde ne kaplar diyoruz arkadaşlar. K'lar gitti. Fazla uzatmıyorum işte. 25'e 25'e böldüm 1. 125'e böldüm 4. Çapraz çarptım. X çarpı 1 X yaptı. 4 çarpı 15 60 yaptı arkadaşlar. Meğerse arkadaşlar bu siyah tavşanlar bu tavukların %60'ıymış arkadaşlar. Geçelim bir diğer sorumuza. A sayısının %30'u B sayısının %42'sine eşittir. Buna göre A artı B toplamı en az kaçtır diye soruyoruz. Şimdi A'nın arkadaşlar %30'u 30 bölü 100 neye eşitmiş? B'nin %42'sine eşitmiş. 42 bölü 100 diyoruz. Buradan yüzler sadeleşti. Arkadaşlar 30A eşittir 42B ise yarısını alayım 15 olsun. Biraz küçülteyim arkadaşlar. Sayıyı seçmek biraz zor olabilir denkleştirmek. Yarısı 21. 3'e böldüm 5 oldu. 3'e böldüm 7 oldu arkadaşlar. A çarpı 5 eşittir B çarpı 7 ise. Rasyonel sayılarda paydaşlıklar gibi biz bunları denk getiriyoruz. 7 çarpı 5'e ihtiyacım var. B 5 olmalı en az. 5 çarpı A'ya 7'ye ihtiyacım var en az arkadaşlar. Öyleyse A en az 7'dir. B en az 5'tir. Bunların toplamını sormuştu bize. Toplam en az 12 yapar arkadaşlar. Şimdi geldik diğer sorumuza. A sayısının %24'ü B sayısının %40'ına eşittir. A artı B 48 ise A sayısı kaçtır demişler bize. A'nın hemen 124'ünü alıyoruz arkadaşlar. Eşitliyoruz kime? B'nin %40'ına. B çarpı 40 bölü 100 diyoruz. Şimdi buradan yüzler gitti. Yarısını aldım 12. Yarısını aldım 20. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. Yani A çarpı 3 eşittir. B çarpı 5 olmalı. Biz buradan eşitleyebilmek için A'ya 5 kat seçelim ki 5 kere 3 15 olsun. Burası 5 ise bir 3'e ihtiyacım var. 3 kere 5 yine 15 olsun arkadaşlar. A'ya 5 kat seçtik. B'ye 3 kat seçtik. Hemen A yerine arkadaşlar 5 kat diyoruz. B yerine 3 kat diyoruz. Toplamları 48 ise 8 kat arkadaşlar 48 yapar. Her tarafı 8'e bölersek arkadaşlar katımız 6 yapar. Bize A'yı sormuşlar. Unutmayalım. A'yı 5 kat demiştik. A'mız 5 katsa katı da 8 bulmuşsak pardon katı 6 bulmuşsak arkadaşlar A'mız 6 çarpı 5'ten 30 yapar. Geçiyoruz diğer soruya. A sayısı B sayısının %40'ına, B sayısı da C sayısının %20'sine eşittir. Buna göre A sayısı C sayısının yüzde kaçına eşittir diye sormuşuz arkadaşlar. Nasıl bir A sayımız varmış? Öyle bir A sayısı var ki B'nin %40'ı kadar. Daha sonra B sayısı da arkadaşlar neymiş? C sayısının 120'si kadarmış. C çarpı 20 bölü 100. Sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Buradan bir sıfır bir sıfır. Yarısı 2, yarısı 5. İçsel sıra çarpımı yaptık. 5A 2 çarpı B çarpı 1'den 2B eşit oldu. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. Arkadaşlar buradan çapraz çarptım. C çarpı 1 C, B 5 çarpı B 5B. Arkadaşlar şu an biz A'lı B'li, B'li C'li bir denklem var. Her iki tarafta B'ler olduğu için B'ler sayesinde A ile C'yi arkadaşlar denk getirebiliriz. Biz şu an burada 5B var, burada 2B var. Eşitlemeye çalışırsak burayı 2 ile çarparım 10B olması için. Buraya 5 ile çarparım 10B olması için. Eşitliğin sağ tarafı 5 ile çarpılmışsa gidip buraya da 5 ile çarpmak zorundayım ki denge bozulmasın. Arkadaşlar burada da sağ tarafı ben 2 ile çarpmışsam B tarafını C tarafını 2 ile çarpmam lazım ki denge bozulmasın arkadaşlar. Öyleyse 5 çarpı 5 25 tane A eşit oldu 2B çarpı 5 tane 10B'ye.
10B 2 çarpı 5'ten 10B arkadaşlar ne eşit oldu? 2 tane C eşit oldu. Şu an yani 10B 25 aya 10B 2C eşit oldu arkadaşlar. Biz şu an hepsini nerede eşitleyebiliriz? Arkadaşlar hepsini 50'de eşitleyebiliriz. Buraya ben 5 kat dersem 10 çarpı 5 50 kat. 25 çarpı 2 dersem buraya 50 kat yapabilirim. Bu C'ye arkadaşlar 25 kat demem lazım. 2 çarpı 25 50 kat yapsın. Hepsini eşitleyebildim. Hepsini K'lı bir şekilde yazdım. Ve bize soru neyi sormuştu? A sayısı C'nin yüzde kaçıdır demişti. C'de A ise yüzde nedir diyeceğiz arkadaşlar. C'mizi biz 25 kat bulduk. 25 katta 2 kat A varsa yüzde arkadaşlar X diyoruz. Katlar gitti. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Çapraz çarptım arkadaşlar. A sayısı arkadaşlar %8'i yaparmış C'nin. Son geriye kaldı 3 soru arkadaşlar. Bitiyor, az kaldı. %40'ı boş olan bir depoya 5 litre su eklenince deponun %80'i doluyor. Buna göre bu deponun tamamı kaç litre su alır demişler bize. Ortada kaç litre olduğu belli olmayan bir depo var ve bunun %40'ı %80'ini almak lazım. Öyleyse biz arkadaşlar olmayan bir şeyin %40'ından %80'inden bahsedemeyiz. Yoksa bile arkadaşlar bu deponun hacmi biz seçiyoruz arkadaşlar. Depoya biz 100 kat diyelim. Depo 100 kat olsun. Hani 10 katla seçsek olur da 40, 80 sonu bunların sıfırlı bir sıkıntı yapmaz ama yine 100 kat seçelim arkadaşlar. Bu sefer kesirli bir şekilde ilerleyeceğiz. Yine ama sonucumuz aynı çıkar arkadaşlar. 10 kat desek de aynı, 100 kat desek de aynı. Şimdi arkadaşlar 100 katlık deponun %40'ı boşsa hemen 100 katın %40'ı hemen 40 kat yapar ama uzun uzun gösterelim. Sıfırlar gitti. 40 kat neymiş? Boşmuş arkadaşlar. Depo 100 kattı. 40 katın boş ise arkadaşlar 60 katın doludur. Çünkü 100'ün 40'ı boşsa 60'ı doludur. Burası arkadaşlar 40 kat boş. Bu depoya 5 litre daha su eklemişiz. 60 kat suyum vardı. 5 litre daha su geldi. Bu son durumda arkadaşlar ne oluyormuş? Deponun %80'i doluyormuş. Yani bu dolu kısım aslında deponun %80'ine eşitmiş. Biz şimdi hemen deponun %80'ini bulalım arkadaşlar. 100 katlık deponun acaba %80'i nedir? Biliyoruz ki direkt 80 kat yapar. Bir sürü örnek yaptık ama yine de arkadaşlar yazalım. Bunlar birbirine eşitse arkadaşlar 60 katı buraya attım. 80 kat eksi 60 kat eşittir 5. 20 kat eşittir 5 arkadaşlar. Her tarafı 20'ye böldük. Katımızı biz 5 bölü 20 bulduk. Katımız 5 bölü 20 ise depo 100 kattı. Bize deponun tamamını sormuşlar zaten. Öyleyse depoya 100 kat demekten vazgeçiyorum. 100 çarpı artık 5 bölü 20 diyorum. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5 yaptı. 5 kere 5'ten 25 litre yaptı arkadaşlar cevabımız. Geriye kaldı son 2 soru arkadaşlar. Bitiyor. 400 lira parası olan Murat parasının %80'ini harcıyor. Kalan parasının yüzde kaçını daha harcarsa tüm parasının %90'ını harcamış olur diye sormuşlar bize. Murat'ın arkadaşlar parasına 100 kat 10 kat dememe gerek yok. Zaten 400 lira parası var denilmiş arkadaşlar. Öyleyse benim yapmam gereken 400 liranın arkadaşlar %80'ini hesaplamak. Murat harcamış %80'ini harcamış. Acaba bu kaç lira yapacak? Alttan 2 0 üstten 2 0 80 çarpı 4 320 lira arkadaşlar harcamış. Arkadaşlar acaba arada ne kadar pardon dilim sürçtü. Acaba arada daha ne kadar harcarsa parasını arkadaşlar %90'ını harcamış olur diyor. Arkadaşlar biz 400 liranın %90'ını bulmak zorundayız. Bu arada 320 lira para harcamıştı. Geriye 80 lira kaldı arkadaşlar. 80 lira kaldı. 400 liranın da %90'ını harcamasını istiyoruz. Yani bu Murat'ın 360 lira harcamasını istiyoruz arkadaşlar. Başlangıçta bunu harcamışsa 320'yi. En son 360 harcaması için 40 lira daha harcaması lazım arkadaşlar. İşte biz bu 40'ın şu 80'in yüzde kaçına denk geldiğini merak ediyoruz. Yüzdesini bul demişler bize. Çünkü diyor ki kalan parasının yüzde kaçını daha harcarsa burayı soruyor bize. Parasının %90'ı harcanmış, bitmiş olur diyor. Biz kalan parası 80 lira. Bunun 40 lirasını daha harcaması lazım diyoruz. Bunun da yüzde kaçtır diye merak ediyoruz. 40'a böldüm 1, 40'a böldüm 2, çapraz çarptım 2x eşittir 100 çarpı 1'den 100 yaptı arkadaşlar. Her
Her tarafı ikilere böldük arkadaşlar. X'imiz %50 yaptı arkadaşlar. Son soruya geliyoruz. Bitti arkadaşlar artık. A sayısının %30'u B sayısının %10'undan A'nın %10'u kadar fazladır. Buna göre B'nin yüzde kaçıdır diye bize sorulmuş. Arkadaşlar A'nın %30'undan bahsedilmiş, A çarpı 30 bölü 100 diyorum. B'nin %10'undan bahsedilmiş, B çarpı 10 bölü 100 diyorum. İşte bundan A'nın %10'u kadar, bu kadar fazlaymış. Öyleyse arkadaşlar biz burayı buradan çıkardığımızda şu fazlalığa eşitleyebiliriz. Hepsinin paydası 100 yazmıyorum. 30 tane A eksi 10 tane B eşittir 10 tane A yaptı. 10 A'yı buraya aldım, 10 B'yi buraya aldım. 30 tane A eksi 10 tane A eşittir 10 B yaptı arkadaşlar. 20 A'mız 10 B ise arkadaşlar biz onları sadeleştirdiğimizde B'ye direkt 2 A diyebiliriz. Yani buradan hatta biz A'ya bir kat diyelim. B'miz arkadaşlar okuyoruz 2 kat yapar. Şimdi biz A'nın arkadaşlar B'nin yüzde kaçı A'dır diye merak ediyorduk biz. Biz B'ye 2 kat seçmişiz. A'ya 1 kat seçmişiz arkadaşlar. Bu da yüzde kaçıdır? X diyelim. K'lar gitti. 1 bölü 2 arkadaşlar. X bölü 100 ise 2X eşittir 100'dür. X'imizi arkadaşlar buradan %50 olarak buluyoruz. Yani A sayısı B'nin 150'siymiş arkadaşlar. Bugünlük dersimiz burada biter. Allah'a hamdolsun arkadaşlar. Herkese iyi günler.